Türk İş'in tek Ramazan ayında yaptığı resmi iftar sizlerle beraber bu akşamki yaptığımız iftar. Başka iftarımız yok. Bundan sonra da sokak atıkları toplayıcılarını toplumda görünür kılarak desteklerimizi devam ettireceğiz. Kardeşlik sofrasındayız. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki değerli kardeşlerim, 4 milyar ton gıda üretiliyor ve yarısına yakını da çöpe atıyoruz. Yediğimiz her ekmeğin, içtiğimiz her suyun yarısı çöpte ve aslında bunun da insanlığa maliyeti her yıl tam 1 trilyon dolar. Türk İş Konfederasyonu Ankara'da sokak atıkları toplayıcılarıyla iftar yemeğinde buluştu. Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a teşekkür etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı yemekte konuşan Atalay, yüksek enflasyona tepki gösterdi. Önümüzde son yılların en yüksek enflasyonun olduğu bir ortamdayız. Bir an evvel umarım bu enflasyon belli bir noktaya getirilir. Neticesinde istediğin kadar zam al. Enflasyon bu hızla devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği olmaz. Bakan kurumsa atık Pazartesi toplayıcılarının daha iyi hedefimize şartlarda katıldık. çalışabilmeleri Bu için gerekli çerçevede düzenlemeleri son yapacaklarını 4 yıl belirtti. Geri performans dönüşümün önemine çerçevesinde dikkat çekti. tam 30 milyar lirayı vatandaşımızın, milletimizin cebine geri döndürdük. Hepsinden de önemlisi bu çalışmalar çerçevesinde tam 265 milyon ağacında kesilmesine mani olduk.